Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine programda çok kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi ve VIP kliniğin işletmecisi Doçent Doktor Fatih Çiftçi konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Serkan Bey. Daha önce de yerinize bir çekim gerçekleştirmiştik. Oldu herhalde 1,5 sene kadar. Evet, olmuştur. Pandemi, yoktu. Yoktu. Evet, sanki yoktu. Ya da yeni miydi acaba? Yani tam başlangıcı mıydı? Tam hatırlamıyorum. Evet, olabilir. Uzun evet. Evet. Uğur Bey hatırlattı. Hı-hı. Tam başlangıç zamanlarıydı. Hı-hı. Orada görüşmeli nasılsınız? Epey bir zaman geçti. Hı-hı. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Pandemiyle bayağı uğraştık. Bu süreçte de yine sağlıkla ilgili hizmetlerimiz devam etti. Yani biz sahada olduk. Tabii insanlar evlerine kapandı ama bu süreçte biz faaliyetimize devam ettik. Geceli gündüzlü. Hı-hı. Yine ben cerrahım. Cerrahi faaliyetlerimiz durmadı. Acil olanlar var. Acil dışı veya semi acil, yara acil dediğimiz şeylerimizi yaptık. İşlerimizi. Aman işlerinizi. Gerçi işleriniz yoğun. Özellikle yani. Sizin için şahsınızda bütün sağlık çalışanlarına, doktorlara, hemşirelere, hastanede, bakanlıkta çalışan, sağlık müdüründe çalışan herkese de bir teşekkür edelim vatandaş olarak. Bu pandemi sürecinde gerçekten sizlere çok yük olduk vatandaş olarak. Hakkınızı helal edin. Şimdi meme kanseri konusunu belirledik. Çok çünkü mesaj geldi programlarımızda yani bu konuyla da ilgili izleyicilerden. Yani konumuz meme kanseri olsun. Bu meme kanseri nedir ama? Önce bir oradan başlayalım. Oradan devam edelim. Meme kanseri memeyi oluşturan meme dokusunun, parenkim dokusunun anormal bir şekilde büyümesi. Yani normal dışı büyüyüp kendisini kontrolsüz hücre büyümesi dediğimiz şekilde kendini progresi edip memeyi istila etmesi, sonra memeden çıkıp tüm vücuda yayılması olayı. Meme kanseri budur. Evet. Peki meme kanseri ne oluyor da kanser oluşuyor? Organ. Yani bir kanserin oluşması yılları bulabiliyor açıkçası. Dedim yani klinik tecrübelerle bu sabit. Bir kanserin oluşması prekürsörleri dediğimiz olay. Yani küçük hücresel boyutta başlayıp şey gibi katlanarak giden, üstü sayılar gibi giden bir şeye sahip, progresyona sahip, ilerlemeye sahip. Ve meme kanserinin tabii ne oluyor da açıkçası bunun birçok şeyi var, sebebi var sebepler noktasında. Ama süreç noktasında bir başlıyor olay ve kişi bir anda belki hiç göğsünde büyüyen, her insanlarda bir şey var, göğsünde büyüyen şeyi, kitleyi veya göğsünden olan bir akıntıyı veya göğsünde olan bir renk değişikliğini hiç fark etmeden bu prekanseröz hücreler veya kanseröz hücreler, prekanseröz hücreler kanserlere dönüşüyor. Yeni başlangıç aşamasında, in situ dediğimiz aşamada. Daha sonra da zamanla aylar içerisinde büyüyerek, progresyon göstererek kendisini farklı şekillerde gösterebilmekte meme kanseri. Evet. Peki daha çok kimlerde görülür? Kimler risk altında? Bununla ilgili herhalde bir istatistik var. Tabii. Yani meme kanseri en çok açıkçası kadınların hastalığı. Erkeklerin en çok gördüğümüz kanseri akciğer ve prostat. Ama kadınlarınki kaçınılmaz bir şekilde meme kanseri. Bu da 7 kadından birinde görülebilmekte. Ve birçok risk faktörü de var meme kanseri görülmesinde. Yaş grubu olarak da meme kanseri daha çok 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda başlayıp 40'lı yaşlarda ivme kazanıp 70'li yaşlara kadar bu ivmeyi yüksek bir açıyla seyrettirip akabinde biraz daha yatay seyreden bir kanser çeşidi meme kanseri. Evet. Zor da bir hastalık. Yani şöyle zor aslında, evet şimdi ateş düştüğü yeri yakar hesabından, evet zor bir hastalık uğraşan kişi için ama ne diyeyim, eğer meme kanseri vaktinde tespit edilirse, vaktinde erken teşhis dediğimiz o in situ aşamalarda veya evreler dediğimiz erken evrelerde tespit edilirse çok daha suhuletli, çok daha kolay tedavi edebilir. Normal bir tansiyon hastalığı gibi, normal bir şeker hastalığı gibi vücutta seyredip hiç böyle başka alternatif ilaç tedavilerine gerek kalmadan erken dönemde teşhis edilirse uygun bir operasyonla kişi sağlığına kavuşabilmekte. Meme kanseri bu.
Yani burada tabii şuna dikkat etmek istiyorum. Yani burada erken teşhisin önemini vurgulamak istiyorum hanımefendiler için özellikle. Çünkü meme kanseri daha çok kadınları etkiliyor. Erkeklerde de görülebiliyor ama daha çok kadınları etkiliyor bu meme kanseri. Ve süreç noktasında mesela bir hanımefendinin göğsünde bir akıntı. Normalde hiçbir akıntı. Bu ne renkli akıntılar, özellikle pembemsi, kırmızımsı akıntılar. Bir hanımefendi için çok önemli. Atipik akıntı dediğimiz mesela normal dış akıntılar. Beraberinde memedeki çekintiler. Mesela dış görünüşü, yani bazı hanımefendiler var hiç göğsünü, mesela kendi göğsüne bakmıyor mesela. Böyle dikkat etmesi, yani bir portakal kabuğu gibi, yani benek benek nokta nokta gibi göğüste. Veya meme başının, iki meme başının denk olmaması. Yani meme başındaki çekinti. Bu da bir meme rahatsızlığının, kanserinin öncüsü. Diğer taraftan memede pullanma, meme cildinde pullanma, meme cildinde döküntüler. Bu da bir meme kanseri belirtisi olabilir. Yine memede ağrısız kitleler, ağrısız kitleri. Hep şu denir, memede ağrı varsa kitle, yani bir sertlik, bir şişlik var ve ağrı da varsa korkmayın denir. Halbuki öyle değil. Yani burada onunla dikkat etmek istiyorum. Bugün meme kanserlerinin %33'ü, yani 1/3'ü ağrıyla seyrediyor. Yani hep denir işte ağrı varsa korkma, değil. Yani bir de başka bir konuya dikkat etmek istiyorum. Şimdi göğsüm iltihaplandı. Bugün meme kanserinin öyle tipleri var ki iltihapla seyreden enflamatuar tip meme kanseri dediğimiz kanserler var. Yani tabii tüm bunlar ne demek? Tüm bunlardan ne çıkarmak noktasında neye dikkat etmek gerekir dersek, bir hanımefendinin göğsünü tanıması çok önemli. Erken teşhis dediğimiz bugün. Bugün zaten meme kanserlerinin insidensinin çoğunluğu, yani %100'ü kişi kendi doktoru oluyor dediğimiz şekilde tespit edebiliyoruz. Başka bir nokta yine pekala erken teşhis veya hocam ne yapabiliriz? Ben göğsümü tanımıyorum. Göğsüm iri ya da göğsümü ben dokununca bir doktor, bir hekim gibi, ben bir meme cerrahı gibi bu noktada bu konuya hakim değilim. Evet, doğrudur hanımefendi. Bu hanımefendilerinde yani mesela 40 yaş ve üzerinde, 40 yaş üzerinde mamografi dediğimiz görüntüleme tekniği ultrasonla beraber tabii birlikteliğinde, bunu da bu görüntüleme yöntemine dikkat etmesi lazım. Yani bunu yaptırması lazım açıkçası bir hanımefendinin. Bunların da zamanlaması noktasında yıllık veya 2 yıllık. Yani mutlaka bir hanımefendinin 2 yılı geçmeden mutlaka, yani özellikle 40 yaş ve üzerinde mamografisini yaptırması lazım. Bugün bunun da mamografiyle ve ultrasonla meme kanseri yakalama şeyimiz, sıklığımız çok yüksek açıkçası. Yani onun için bu tarama testleri var. Onun için gezici tarama programları var. Bunu Sağlık Bakanlığı yapıyor. Bir yığın özel kuruluşlar yapıyor açıkçası. Zaten bu noktada Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok şeyleri var. Tahşidatı ve teşvikleri var. Yani meme kanserinin erken teşhis noktasında. Yani meme hem endokrin bir organ, hem de insanın birçok vazifeler yapan bir organ açıkçası. Bir yandan aksesuar organ dediğimiz görevleri de var tabii meme dokusunun. Bu noktalarda yani meme bizim sağlığımız noktasında özellikle kadın sağlığı için çok önemli bir yere sahip. Evet. Aslında tam tarama dediniz, oradan şuna bağlayabiliriz. Teşhisi nasıl? Yani teşhis yöntemleri neler? Yani bir hasta geldi, bir şikayet, bir rahatsızlığından dolayı. Bu meme kanseridir teşhisine giden o süreç nasıl işliyor? Şöyle, açıkçası ilk başta elle muayene. Kişinin, hanımefendinin kendini muayene etmesi lazım. Yani bu muayenenin şekli ışınsal sarz dediğimiz meme başından koltuk altına ya da meme başından ışınsal sarzda, yani bir yuvarlağı düşünün, etrafına merkezden çevreye doğru, merkezde meme başından çevreye doğru olacak şekilde muayene etmesine, ya da sirküler tarz dediğimiz meme başı ve etrafını dairesel tarzda dokunarak, hissederek muayene şekli. En baştaki tabii teşhis ve şeyi bu. Kişinin kendisinin göğsüyle barışık olması. Ama olmadı. Yani bu şey. Bir hekime başvuruyor tabii. Bir hekim muayenesi çok önemli burada. Yani manuel muayene dediğimiz. Diğer taraftan muayene şekillerinden bir tanesi yine bu, yani muayenenin bir bütünü ultrasonografi, mamografi, gerekirse tomosentez, gerekirse meme MR'ı. Şu an
günümüzde güncel noktada en çok uyguladığımız teknikler. Evet. Hatta biyopsi, yani belki meme biyopsisi. Yani bu da mesela çok işte hanımefendilerin böyle tedirgin olduğu, kendisini şey yaptı böyle olabiliyor ya, bu şekilde. Meme göğüsten bir iğneyle, kalın uçlu bir iğneyle o şüpheli alandan, şüpheli hastalık olabileceği düşünülen yerden biyopsi almak, parça almak ve bunun patolojik olarak incelenmesi. Bu da çok önemli bir bulgu. Yani ki bugün biz öyle durumlarla karşılaştığımız oluyor ki tetkikler, muayene bizi şüphelendiriyor. Ama en son şu raddeye geldiğimiz oluyor. Bu şeyden bir örnekleme yapalım. Bu dokudan, şüpheli alandan bir örnekleme yapalım. Ta ki nihayete gidelim şeklinde. Bu şekilde de sonuca gitme noktasında, nihai karar vermek noktasında bize patolojik tetkiklerde çok yardımcı olmakla açıkçası. Evet. Teşhisi koydunuz, dediniz ki işte hastada meme kanseri var. Bundan sonraki bu tedavi yöntemleri nasıl belirleniyor ya da kaç tane tedavi yöntemi var ve neye göre seçiliyor bu yöntemler? Tedavi yöntemleri noktasında meme kanserinde birisi tedavi açıkçası multidisipliner bir tedavi yöntemi var meme kanserinde. Bu ne demek? Bir genel cerrahi uzmanı ekipte, meme cerrahi, genel cerrahi uzmanı. İkincisi medikal onkolog, üçüncüsü radyasyon onkolog. Bu ekibin değişmez parçası. Beraberinde patoloğun olduğu oluyor, beraberinde radyoloji uzmanının olduğu. Yani beşli bir konsept denge geçiyor bu şey. Tedavi kurulu açıkçası. En başta tabii ilk şey erken teşhisi. En önemli tedavi şekli cerrahi. Ha, cerrahi yanında diğer tedavi yöntemleri işte, radyoterapi veya kemoterapi veya bir radyasyon onkologlarının ya da medikal onkologların tedavi ettiği veya ekipte öncesinde onlara da dahil ettiğimiz veya onların başta hastaya müdahale ettiği, tedavi verdiği yine meme kanseri çeşitleri de var açıkçası süreç noktasında. Ama tedavinin şeyi şu, başlangıç noktası, iyi rengi noktası, bir meme cerrahının, bir genel cerrahi uzmanının bu noktada el atması lazım. Yani bu hastanın başta onunla bir iletişimde ve muayene olması lazım. Ondan sonra süreç başlıyor tabii. Peki bu hastalıkta en kritik nokta nedir göğüste? En önemli nokta açıkçası erken teşhis. Meme kanseri bugün tedavi edilebilir bir hastalık. Diğer kanserler gibi yani bir şu kanser kelimesi sözcüğü insana biraz ürkütebiliyor. Ama meme kanseri erken teşhis edilirse tedavi edilebilen ve kişiye normal bir insandan hiçbir farkı olmayan bir hayat sağlayan bir kanser çeşidi. Meme kanseri. Peki metastatik meme kanserlerinin yine tedavisi mümkün oluyor mu? Metastatik meme kanserlerinde evet tedavisi mümkün. Ama bir erken teşhisle arasında tabii ki farklar var. Adjuvant tedavi veya adjuvant kemoterapi dediğimiz veya radyoterapi dediğimiz uygulamalardan sonra da tedavi ettiğimiz metastatik yani yayılmış olan, vücuda yayılmış lokal metastaz yani olduğu yere yayılan veya koltuk altına sirayet eden veya vücudun diğer organlarına, uzak organlara metastaz yapmış, yayılmış olan meme kanserlerini de tedavi edebilmekteyiz günümüzde. Bunun şeyi ne, mentalitesi nedir dersek, tümör yükünü, tümör volümünü veya kanser volümünü vücuttan azalttığımız için kişiye çok daha uzun yıllar yaşama şeyi süresi sağlayabiliyoruz açıkçası. Herkes için değildir ama bu noktada çok güzel de gelişmeler var tedavi noktasında. Peki tedavi edilmez ise yani bunun sonuçları neler olur? Meme kanseri tedavi edilmezse en başta kişi kendisinden tiksinir, iğnenir. Nasıl yani? Şunu demek istiyorum. Bir kere meme kanseri tedavi edilmezse metastaz yapar. Hem lokal hem uzak metastaz dediğimiz duruma yol açıyor ve öyle hallere geliyor ki kişiler tedavi edilmeyen cerrahi tedavi veya farklı tedavi bunu olmayan kişilerde meme dokusu çok ufunetli bir koku. Çok böyle insanların yanına yaklaşmaya cesaret edemeyeceği veya uzak durmaya veya kişinin kendisinden tiksineceği durumlara gelebilmekte. Yani bu durumlardan uzak kalmak için ve yine gittiği metastaz yaptığı organlara göre de şekil veremek. Kimi zaman kırıklara yol açabilmekte. Kimi zaman karaciğer metastazı yapıp ilgili veya kimi zaman batın içi, karın içi organlara metastaz yapıp bağırsak tıkanıklarına yol açabilmekte. Diğer taraftan perforasyon dediğimiz delinmelere yol açıp
Bunlar da yine kişinin hayat kalitesini düşüren, işte ömür boyu stomayla yaşamaya, yani işte kaç yıl ömrü varsa, veya akciğere metastaz yapıp veya beyine metastaz yapıp işte habire bayılma nöbetleri, epilepsi nöbetleri veya hayat konforunu çok daha böyle düşüren durumlarla karşı karşıya gelebilir, yani tedavi edilmezse. Dünyada bunun görülme sıklığı bir oranı belli mi, yani ülkemizde ve dünyanın genelinde? Ya dünyada şu an yılda 1 milyon insan meme kanseri oluyor. Ve özellikle meme kanseri gelişmiş ülkelerin hastalığı veya gelişmekte olan ülkelerin hastalığı. Bu da ne demek? Yani bugün meme kanserinin %60'ı gelişmiş ülkelerde görünüyor. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde görüyor. Yani bu da tabii şeye geliyor. Ne durum? Yani demek ki gelişmiş olan ya da gelişmekte olan ülkelerde, evet, ya yaşam standartlarında bir değişiklik var ya da beslenme düzenlerinde bir değişiklik var. Yani bu da onunla ilişkilendirilmekte. Peki son olarak da korunmak için hangi önlemleri almalıyız? Evet. En önemlisi şu, bir kere hangi yöntemler, yani risk olarak erken menarş, geç menopoz mesela, yani erken yaşta adet görmek bu şey risk faktörü, geç menopoz risk faktörü. Ama bir hanımefendi emzirmemek mesela, çocuk emzirmesi çok önemli. Yani çocuğunu emziren hanımefendilerde bu oran daha az görülmekte, doğum yapan kadınlarda daha az görülmekte. Yine beraberinde yani sigarayla ilişkisi farklı olabilir ama yeme alışkanlığı, özellikle yağlı gıda, aşırı yağlı gıda tüketenlerde veya aşırı rafine gıda tüketenlerde, işlenmiş gıda tüketenlerde meme kanseri daha sık görülmekte. Bunun için bir de diğer taraftan şu var, genetik yatkınlığı olan kişilerin kesinlikle genlerine baktırması, yani ailede kanser varsa, ailede meme kanseri varsa mutlaka o kişilerin erken dönemde muayene edilmesi lazım. Gerekirse erken dönemde gen testi yapılması lazım ki gen testi pozitifse bu kişilere erken dönemde biz, evet, onkoplastik cerrahi yapıyoruz. Göğüs içerisine, meme içerisine boşaltıp protezler bırakabilmekteyiz. Bu da kişiyi çok erken dönemde, normal, hiç o hastalığı görülmemiş gibi yeni bir hayata, yeni bir yaşam tarzına adapte etmekle, böyle bir uyum sağlamakla açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgiler verdiniz. Umarım tekrar görüşürüz yine bir Sağlık Vakti programında. Ben de teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sevgili izleyenler, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Çiftçi konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ederiz verdiği kıymetli bilgiler için. Biz haftaya aynı gün ve saatte tekrar görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşça kalın.